Facebook bir dönem sanki duyguları belirtme özelliği eklemişti diye hatırlıyorum. Örneğin Melek üzgün, Ahmet'in canı sıkılıyor. Biz de duvarımızda bunları görünce tabii ki endişeleniyorduk, kaygılanıyorduk. Elimizden ne gelir diye düşünüyorduk. Tabii sosyal medya geliştiricileri kullanıcıları için olabildiğince uyumlu, esnek, pratik, kullanışlı, işlevsel, rahat, yani biz kullanıcıların tercih edeceğimiz özellikleri format haline getirip bize sunuyorlar haklı olarak. Biz de fotoğraflarımızı, videolarımızı, düşüncelerimizi çeşitli şekillerde paylaşıyoruz. Facebook'un yaptığı o uygulama akla sanki sosyal medya ile gerçek hayatı birbirine yaklaştırma amacı taşıyormuş hissi uyandırıyor bende. O özellik hala duruyor mu durmuyor mu açıkçası bilmiyorum. Ama insanlar artık her yerde, olur olmaz her yerde duygularını, düşüncelerini anlık olarak paylaşıyorlar. Geçen gün biri şöyle demişti. D dağının hala ayrı mı bitişik mi yazıldığını bilmeyen salaklar var. Ya buna benzer bir şey yazmıştı. Şimdi D dağ bizde bir problem gibi görünüyor. Bu durumdan yakınanlar kısmen haklı olsalar bile bu tür okulu, eğitimi çağrıştıran bilgilerin olur olmaz yerlerde paylaşılmasını doğru bulmuyorum. Eğitimin yaşı yoktur diyoruz, okumanın yaşı yoktur diyoruz. Bunlar bence çok havada kalan sözler. Üstelik eğitim seviyesi artmasına rağmen en azından sayısal olarak, istatistiki olarak okuma yazma oranı geçmişe nazaran daha yüksek olmasına rağmen toplumdaki eğitim kalitesi bence gittikçe düşüyor, daha kötüye gidiyor. Bu sosyal medya paylaşımlarında da kendini açık açık gösteriyor. Örneğin çok sevilen bir kitaptan, ismini söylemeyeceğim, şöyle bir paylaşım gördüm. Yüklemine güvenmiyorsan özneyi gizli tut. Bunu yazan arkadaş ne yüklemi biliyor ne de özneyi açıkçası. Çünkü cümle bilgisi, yüklemin önemi, öznenin etkisi bunları bildiğini hiç sanmıyorum. Bildiğiniz gibi bir cümleyi cümle yapan en önemli sözcük yüklemdir. Yüklem tek başına özneyi belirtir. Zamanı, kipi belirtir. Aynı zamanda eylemi, durumu belirtir. Yani yüklem bile tek başına bir cümle kurmaya yetiyor. Mesela ben seni dün eski bir pastanede pasta yerken gördüm. Ben seni dün eski bir pastanede pasta yerken gördüm. Şimdi burada 9 kelimelik bir cümle var. Gördüm demeniz bile bir cümledir. Bakın gördüm yüklemdir. Çünkü o da bir eylem var. Sondaki M harfi şahsı yani özneyi belirtiyor. Gördüm, ben gördüm. Orada özne olup olmaması önemli değil. Çünkü yüklem özneyi zaten gösteriyor. Bu yüzden gizli özne diye bir şey yok aslında. O bizim uydurduğumuz bir şeydir. Cümlede özne görevinde bir sözcük görmediğimiz zaman işte gizli özne diyoruz. Halbuki özne zaten yüklemde bellidir. Gördüm, ben gördüm. Gördün, gördük, gördünüz gibi. Ayrıca orada zaman da bellidir. The, geçmiş zaman. İşin gerçeğini bilmiyorum da çizgi filmlerden falan gördüğüm kadarıyla deve kuşları kafalarını toprağın altına koyuyorlar. Gizlendiklerini zannediyorlar. Yüklemine güvenmiyorsan özneyi gizli tut. Bu aynı deve kuşunun durumu gibidir. Kafanı toprağa gömeceksin, sonra gizlendiğini zannedeceksin. Ha, böyle saçmalık olmaz. Geçenlerde de değindiğim gibi artık cahiller kitap okuyor, hatta kitap yazıyorlar. Öyle şey olur mu demeyin. Oluyor işte. Olunca nasıl oluyor? Böyle oluyor. Kamyon arkası yazıları gibi oluyor. Tabii bizim insanlarımız da böyle sürekli atarlı, giderli, böyle posta koydulu oldukları için bu tür ifadeler hoşlarına gidiyor. Böyle bayıla bayıla paylaşıyorlar.